Geçmiş dönem ilçe başkanlarım, kıymetli elinli hemşerilerim, partimizin çok kıymetli üyeleri ve emekçi basın mensubu arkadaşlarımız, Halkapınar ilçe başkanımız Fuat Demir, Ayrancı ilçe başkanımız Kemal Peker, meclis grubu grup başkanımız Ali Peker ve kadın kolları başkanımız İsminaz Karakuş, milletvekili aday adayımız Sayın Ali Sayar da burada açıklamasını yapmak üzere toplandık. 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sürecine girmiş bulunuyoruz. Bu sürece aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutlu iktidar yürüyüşü. Birlikte el ele, omuz omuza sahalarda birlikte koşacağız. Ereğli'mizin milletvekili aday adaylığı konusunda zengin bir kent. Bu konu beni ve yönetimimi açıkçası çok mutlu ediyor. Ereğli halkının bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiği destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli hemşerilerim, sizlerin desteğine bugün daha çok ihtiyacımız var. Bir kişiyi daha kazanmakla başlayacak her şey, bir kişiyi ikna etmekle başlayacağız bu yola. Şimdi sıra bizde. Ereğli'li bir vekil gönderebilmek için tüm inancımızla mücadele edeceğiz. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Dedim ya, zengin bir kent aday adaylığı konusunda bu bize güç veriyor. Aday adaylarımızın her biri bizim için çok kıymetli ve değerli. Birlikte başaracağız, birlikte başaracağız, birlikte başaracağız. Şimdi sözü aday adaylığını açıklayacak olan Sayın Ali Sayar'a veriyorum. Partimize ve memleketimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sayın ilçe başkanım, Ayrancı ve Halkapınar ilçe başkanım, eski ilçe başkanlarım, meclis üyelerimiz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetçileri, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, hanımefendiler, beyefendiler, zor şartlarda hizmet yapan haberci dostlar, havasını solumaktan onur duyduğum güzel Ereğli'nin güzel insanları, sevgili hemşehrilerim, hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Önceki seçimlerde olduğu gibi şimdi de sponsorum olan sevgili eşim Fatma Hanım da burada. Kendisine çok şey borçluyum. Teşekkür ederim. Sözlerime başlamadan önce 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 108. yılını atamızı ve Çanakkale şehitlerimize minnet ve şükran duyguları ilanıyorum. Yine 18-24 Mart Yaşlılar Haftası içindeyiz.
tüm yaşlılarımız için hayatı daha anlamlı ve yaşanabilir kılmak ve kılacağımız bir düzeni inşa etmek için çalışıyoruz. Kendilerinin ellerinden öpüyor, sağlık ömürler diliyorum. Son olarak da 17 Mart Dünya Uyku Günü'ydi. Bir hekim olarak düzenli uyku uyumanın önemini hatırlatmak istiyorum. Unutmayın, faydalı hormonlar gece 23 ile 04 arasında salgılanıyor. Lütfen gece uykusunu iyi uyuyalım ki gündüz gözümüz açık olsun. Bizleri kandırmasınlar. İktidarın uyutma politikalarına değil, kendi uyku düzenimize dikkat edelim. Ve hepimizi yasa boğan deprem felaketini anmadan olmaz elbette. Binlerce canımızı yitirdik. Yüz binlerce canımız evsiz yurtsuz kaldı. Şehit olup kefensiz gömülenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ulusça başımız sağ olsun. Acılarınızla Türkiye hiçbir zaman eski Türkiye olmayacak. Deprem bölgesine ilk günlerde gittim. Yıkımın tarifi yok. Yaşanan yıkım öyle bir yıkım ki tarifi yok. Ağlayarak gezdim enkazları. Enkazın altında kardeşin var, el uzatamıyorsun. Çaresizliği iliklerime kadar yaşadım. Çok üzüldüm. O gündür bugündür onlar için yaralı sarmak için çabalıyoruz. Ereğimize de binlerce afetzede geldi. Destek olduk. Bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Evet saygıdeğer partilerim. Hepimizin hasretle beklediği, iple çektiği, ülkemizin geleceğini hep birlikte oylayacağımız, üstümüze karabasan gibi çöken bu cennet vatanı ucuz ölümler ülkesine çeviren, her namuslu vatandaş için cehenneme çeviren bir zulüm iktidarından kurtulacağımız 14 Mayıs seçimlerine gidiyoruz. Büyük bir yol ayrımını oynayacağız o gün. Bir tarafta demokrasi ve özgürlük mücadelesini veren bizler, diğer tarafta ise soygun ve yıkım hükümetine dönüşen tek adam rejimi olacak. Acilen çözülmesi gereken eğitim, dış politika, toplumsal barış, ekonomi, kaçak göçmenler, adalet ve demokrasi, bu sorunlarla boğuşuyoruz. Halkımız gittikçe büyüyen ve cebini boşaltan enflasyonla boğuluyor, yoksullaşıyor. Bu sorunların hiçbirisi tek adamlık sisteminden önce bu kadar büyük değildi. 21 yıllık AKP iktidarında ülkemiz karpuz gibi ortadan ikiye bölündü. Milyarlarca dolar faiz ödedik sadece İngiliz faiz lobisine. Kasalarımız boşaltıldı. Halkımız gittikçe alttan yoksulluğun ve sömürünün demir pençelerine terk edildi. Bu süreçte genel başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız temiz insan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet ve demokrasi mücadelesini birlikte yürütmek için 14 Mayıs seçimlerinde Ata Yadigarı Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili aday adayı olduğumu bilgilerinize sunmaktan onur duyarım. Değerli partililer, sevgili dostlarım, 2015 yılında ben ilk siyasete girdiğimde aslında öncelikle ben aday olmamıştım. Hepiniz ayrı ayrı müteşekkirim. Beni biraz da içinde yaşadığım toplum, sizler aday yaptınız. O zaman siyasetin dışındaydım, doktorluk yapıyordum, kültür kitabı yazıyordum, etkinlikler düzenliyordum. Bir grup partilimiz
ve rahmetli amcam Doğan Saya ki beni rahmetli oğlunun yerine koymuştur. Konya'da ön seçim olacağını ve benim aday olmamı istediklerini ilettiler ve beni ikna ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde tanınmıyordum. Konya çok büyük, 31 tane ilçesi var. Biz çalışmaya başladık. Bütün ilçelerimizi, bütün teşkilatlarımızı birkaç defa gezdik. O zaman 27 tane aday adayımız vardı. Hepsi pırır pırır partiye hizmet etmiş arkadaşlarımızdı. Ve onlarla ön seçime girdik. Ben anahtar liste yapmadım. Etik davrandığımı düşünüyorum. Ve 6. sırada yer aldım. Seçilemem. Gidip oturayım demedim. Bütün gücümle sahada çalıştım. 2018 seçiminde de ön seçim olmadı Konya'da. Stratejik bir kararla ve ittifak nedeniyle önümüze ilimiz ve örgütümüz dışından iki aday kondu. Seçmenimiz ve örgütlerimiz de biraz kırıldılar doğal olarak. Ama ben partim için çalıştım. 6. sıradaydım ama ilk sıradaymış gibi çalıştım. Herkes şahittir buna. Tüm seçim sürecinde sahada oldum. Tüm gücümle çalıştım. Bu iki adaylığımın bana büyük katkısı oldu. Ben hem bölgeyi ve sorunlarını tanıdım, deneyim kazandım, hem de örgütlerimiz ve seçmen beni daha iyi tanıdı. Bu süreçte kaybettiğimiz değerlerimiz oldu. Efsane başkanımız Kenan Akpınar, partimizin ikinci dönem kurucusu, ömrünü ve her şeyini partimiz için feda eden, bana da yol gösteren Nedim Güldal'ı, yine unutulmaz başkanlarımızdan Tunay Özboz, amcam Doğan Sayar, parti emekçimiz Servet Özdemir, Necati Akarsu, hepsini saygıyla anıyorum. Burada ismini sayamadığım tüm yitirdiğimiz dostlarla beraber ruhları şad olsun. Beni çoğunluk tanıyor ama kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Sümerbank Taşevler'de işçi bir babanın 6. çocuğu olarak doğdum. Sümerbanklı olmaktan her zaman gurur duydum. Hala duyuyorum. Yaşasın Sümerbank diyorum. Daha 40 günlükken Kahramanmaraş Sümerbank Fabrikası'nı kurmak üzere Ereğli'den görevlendiren 10 kişiden biri de rahmetli babamdı. 3 sene Kahramanmaraş'ta kalıp orayı kurdular. Babam buradan işçi olarak gitmişti. Orada bölüm müdürü olmuştu. 3 sene sonra Ereğli'ye dönemedi. Kadro yok dediler. Bu 10 kişi dönemedi. Karaman'da yer var dediler. Tenzi Dönük Bey ile Karaman'a geldiler. İlkokulu Karaman'da okudum. Ortaokul ve liseyi Konya'da Maarif Koleji'nde yatılı olarak okudum. Üniversiteyi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'de okudum. Diplomam gerçek. Askerliğimi Malatya'da asteğmen olarak uzun dönem olarak yaptım. Bedelli değil. Onu da belirteyim. Ülkemin değişik illerinde, ilçelerinde çalıştıktan sonra 2006 yılında Konya Seydişehir'de çalışırken artık memleketime hizmet etmek düşüncesiyle Ereğli'ye geldim. Önce devlet hastanesinde, kısa bir süre önce de cezaevi aile hekimliğinde çalıştım. Şimdi karşınızdayım. Ne diyordu liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu? Geliyor gelmekte olan, tertemiz geçmişimizle geliyoruz. Liyakatlı kadrolarımızla geliyoruz. Evet, geliyoruz. Millet ittifakıyla beraber geliyoruz. Zulüm ve yıkım iktidarını tarihe gömmek için geliyoruz. ...1977... 46 yıl geçmiş. Yaklaşık 50 yıl sonra Ereğli'nin milletvekili olmak için geliyoruz. 1999, 24 yıl geçmiş. Ereğli Belediyesi'ni almak için geliyoruz. Müşteri yolu, müşteri yolunu alacağız.
Ne hale getirdiler Anadolu'nun isyanı Ereğli'mizi? Yıllardır gaspedilen illik hakkımızı almak için geliyoruz. Birleşerek, bütünleşerek geliyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi başlıyoruz. Durmak yok, dinlenmek yok, bahane üretmek yok. Bu seçimin telafisi, özrü, tekrarı yok. Bu aydınlıkla karanlığın, ileriyle gerinin, var olmak ile yok olmanın seçimidir. Başlıyoruz. Biz geliyoruz ve gidiyor gitmekte olan. Depremde enkaz altında bağıra bağıra can veren canlarımızın, enkaz altında soğuktan donarak can veren canlarımızın hesabını sormak için, hazineyi soyanlardan hesap sormak için, yolsuzluk, yandaşlık, liyakatsızlık, yasak üretenlerden hesap sormak için, atanamayan öğretmenlerin hesabını sormak için, EYT mağdurları yaratanlardan hesap sormak için, uyuşturucu vatanına sokulan gençlerimizin hesabını sormak için, kadına şiddeti özendirenlerden hesap sormak için, halkımızı fakirleştirenlerden hesap sormak için, 1 milyon gebeliğin kestirilmesine sebep olanlardan hesap sormak için, çiftçimize mazotu, tohumu, gübreyi, elektriği pahalı satanlardan hesap sormak için, sattıkları 273 kurumun hesabını sormak için, özellikle Sümerbank evladı olarak söylüyorum, Sümerbank'ı yok edenlerden hesap sormak için, namusumuz olan sınırlarımızı kevgire döndürenlerden hesap sormak için, eğitimde eşitlik için, insan gibi yaşamak için, hak, hukuk, adalet için, tam bağımsız Türkiye için, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Ali Sayan, Ereğli'nin vekili Ali Sayan. Hep birlikte 14 Mayıs akşamı zaferimizi kutlamak, 15 Mayıs sabahı da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında vekiliniz olarak her türlü isteğiniz için telefonun başında emrinizde olmak istiyorum. Geldiğiniz için hepinizin ayaklarına, dinleyen kulaklarınıza, alkışlayan ellerinize sağlık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başlıyorum. Çiçeğimiz vardı ama çiçeği alabilir miyiz içeriye beraber? Birlikte başaracağız. Birlikte vereyim. Başarı karı kocayla olur, aileyle olur. İnşallah Ereğli'niz güzel günler görecek. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan, Sayın Erdoğan. Sağ olun.
Ara beni ya. Ya da yalan söylemeyin ya. Hayırlı olsun tekrardan. Hocam hayırlı olsun. Başarılar. Hayırlı olsun. 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 Hayırlı ols